Hocam diğer bir aforizmamız da var. Orada da şöyle söylüyorsunuz. Bilimin ayrı, felsefenin ayrı, dilin ayrı hakikatleri olamaz. Fakat yanlış bilim, yanlış felsefe ve yanlış din anlayışları olabilir demişsiniz. Tabii bu bilim-din ilişkisinin nasıl kurulacağı, felsefenin dinle ilişkisi nasıl kurulacağı çok önemli bir başlık. Yani benim de seyircilerimin bir kısmı biliyordu, bilmeyenler için söyleyeyim. Yani yüksek lisans tezim Big Bang felsefe din ilişkisiyle ilgili. Doktora tezim evrim teorisi felsefe din ilişkisiydi. Doçentlikte kuantum teorisi felsefe din ilişkisini inceledim. Yani akademik çalışmalarımın çok büyük bir kısmı modern bilim felsefe din ilişkisiyle ilgili. Bilimin tabii insanlar üzerinde yüksek bir otoritesi var. Dinin de yüksek bir otoritesi var. Bu ikisinin ilişkisinin nasıl kurulacağı o yüzden günümüzde çok önemli bir başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bilim dediğimiz şey nedir? Öyle ona bakmak lazım. Bilim dediğimiz şey Allah'ın yarattığı evren hakkındaki, evrendeki canlılar, dünya gibi unsurlar hakkındaki bilgiler. Felsefe dediğimiz şey ne? Allah'ın verdiği akılla birçok mesele hakkında derinlemesine düşünmek. Özellikle temel meseleler hakkında. Hayatın amacı olabilir bu. Siyasette kimin yöneteceği olabilir. Nasıl yönetimin olacağı olabilir. Ahlak felsefesinde ahlakın temelinin ne olduğu olabilir. Spordan Estetikte güzel sanata galiba. kavramının temeli olabilir. Yani birçok ayrı alanın temelleriyle ilgili tartışmalar. Aynı zamanda dini de ilgilendiren birçok tartışma felsefeyle alakalı. Yani bir aklın kullanımı felsefe. Akıl Allah'ın verdiği bir unsur insana. Belki de en büyük nimet. Allah'ın verdiği akılla, Allah'ın verdiği evrenin çatışması mümkün olmadığı gibi bunların dinle de çatışması mümkün değil. Eğer ki bir kitap Allah'ınsa, akıl Allah'ın verdiği bir nimetse, evren de Allah'ın yarattığı bir alansa, bilim de onun hakkındaki bilgilerse, bunların çatışması şeklinde bir şey düşünülemez. Zahiren çatışma gibi gözüken bir şey varsa nedir bu? Ya biz evrenden doğru sonucu anlamamışızdır, bilimde bir yanlışlık yapmışızdır. Ya akıl yürütmemizde bir yanlışlık vardı felsefemizde veya İslam'ı anlamamızda bir hata Ya vardı. bu üç kulvardan mutlaka birinde bir Evet, yanlış aramak gerekiyor. yanlış din Evet. anlayışı olabilir. Biz dini yanlış anlamış olabiliriz. Yanlış bir felsefe anlayışı da olabilir. Yanlış akıl yürütebilir. Bilimde de yanlış sonuçlar olduğuna bilim tarihi şahittir. Bunların hepsinin olması mümkün. Ama bunlar doğru yapıldığı sürece Allah'ın evreni, Allah'ın verdiği akıl ve Allah'ın gönderdiğin elbette ki çatışmaz. Bir Müslümanın da buna göre felsefeyle ve bilimle ilişkisini kurması bence çok önemli. Çünkü tek kaynak hocam. Tek kaynak olduğu için Allah da abeste iş yapmayacağına göre çatışması değil. Hatta tam Tabii aksine bunların biz hepsi... üç arasındaki uyumlara aslında bakıp da hayret etmiyor Tabii muyuz ki. zaten? Yani defalarca sizle konuştuk hocam. Yani Kur'an'ın bu kadar bilimsel hakikatleri içeriyor olması, bugünkü modern bilimin yani modern verilerle beraber Kur'an'ın bu hakikatlerinin destekleniyor olması bile bizim imanımızı arttıran faktörlerden bir tanesi. Elbette, elbette hocam. Diğer bir aforizma da hocam ki bunu aslında genelde bilim, felsefe ve din bölümünden seçtik. Din bilim ilişkisi hakkında ilk olarak hangi bilim ve hangi din anlayışından bahsediyorsunuz diye sorun demiş. Bu da az öncekiyle çok ilişki hocam. Çok Tabii önemli bir kısaca ilke. geçeyim Evet. demin de. Çünkü yani bilim adına bazen yanlış yorumlar oluyor aynı konuda. Mesela kuantum teorisinin determinizmi, indeterminizmi yorumlanacağı gibi farklı iki tane yorum var ki felsefe açısından çok fark ediyor. Hangi bilimsel yorumun orada olacağı. Dinin içinde ne kadar farklı yorum olduğuna da herkes tanıktır. Bu yüzden birisi yani bilim-din ilişkisinden bahsettiğinde bence yani bilim adına neyi kastediyor, din adına neyi kastediyorum? Bunları açıklığa kavuşturduktan sonra bu ilişkileri kurun diye buna hep uyarıyorum. Benim Big Bang ile ilgili, evrim teorisiyle ilgili, kuantum teorisiyle ilgili kitaplarımı okurlarsa, bilim-din ilişkisiyle ilgili seyircilerimiz, bunların hepsinde ücretsiz PDF'i canertaslama.com'da var. Bu konuda ne demek istediğimi anlayabilirler.